Merhaba arkadaşlar, PES Seven Amerika'na hoş geldiniz. PES Mobile'de oyuna girdiğimizde gördüğümüz mesajlardan birisi de bu. Konami bizlerden sevdiğimiz futbolcuları, istediğimiz futbolculara oy vermemizi istiyor. Ve en çok oy alan isimleri ileride getirecek. Mor kart, hatta onlara özel kartlar tasarlayacakmış. Yüksek seviyeli olacaktır bu futbolcular. Tabi yıldızlara oy verilirse. Öncelikle mesaja bakalım. Ve bununla alakalı da hediyesi var Konami'nin. Bir tane top açma hakkı ücretsiz hediye edilecekmiş. Bir açıklamaya baktığımızda fanların seçimi, yani bizlerin, taraftarların seçimiyle olacak bu. Nasıl oy verilir? Twitter sayfasından oy veriliyor. Ha diyelim ki Twitter adresiniz yok, oy vermek de istemiyorsunuz. Oy vermek istemiyorsanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu hediye herkese veriliyor. Açıklamaya baktığımızda en çok oy alan isimler öne çıkan oyuncu olarak, yani mor kart oyuncu olarak gelecekmiş. Bununla alakalı tüm bu oyuncu kartlarının özel bir tasarıma sahip olması planlanıyormuş. Tasarımları farklı olacakmış. Ve diyor ki bu kadarı sizi heyecanlandırmaya yetmediyse en iyisini sona sakladık. Daha müjdeli bir haberi varmış. Çok da öyle büyük bir haber değil aslında ama bu özel temsilciyi hediye olarak vereceğiz. Bu konudaki yeni haberler için bizi takip etmeye devam edin. Anladığımız kadarıyla bugün olduğu gibi bir tane top açma hakkı hediye edilecekler. Bir tane mor kart oyuncu. Tabi rastgele kim gelirse umarız orada da istediğimiz oyuncuya tek atarız. Sonrasında MyClub parasıyla devam edilecektir. Bu tarz fan shoes'larda epey futbolcu oluyordu. Sınırsız top açma hakkı da oluyordu. MyClub parasıyla açıyorduk. Ve burada bir tane de ücretsiz top açma hakkı olacakmış. Nasıl oy veriliyor? Linke tıkladığımız zaman Twitter adresine bizi yönlendiriyor. Fakat Japon Konami'nin Japon Twitter adresine yönlendiriyor. Orada yorum yazmamızı istiyor. Oyuncunun adı neyse doğru bir şekilde onu yazın diyorlar. Hemen Twitter adresine bakalım. Konami'nin Japonca Twitter adresindeyiz. Tweet'i çevirelim. Bu tweet'in altına yorum yazmamızı istiyorlar. Hemen tweet'in açıklamasına baktığımız zaman da burada da temsilci çarpı bir demişler. Bir tane bedava temsilci. Top açma hakkı hediye edeceklermiş. İstediğimiz oyuncunun adını yorum yazarak paylaşmamızı istiyor. Örneğin ben Haaland'a sahip değilim. Haaland'ın yüksek seviyeli bir kartına sahip olmak isterdim. 100 seviyeli, en az 100 seviyeli. Bir türlü çıkaramadık. Erling Haaland diyelim. Tabi burada Japonca yazılanları çok görebiliriz. Defalarca da tweet atabiliriz. Fark etmeyecektir. Sevdiğimiz oyuncuların isimlerini bu şekilde tweet atarak paylaşabiliriz. Burada çok fazla Japonca tweetler de görmekteyiz. Ama bizler İngilizce olarak da oyuncuların isimlerini yazabiliyoruz. Konami Japonca ve İngilizce yazabilirsiniz demiş. Hatta onu da göstereyim. Ben bir baktım, dedim hep Japonca, niye bizde bizimkiler yazmıyor ya da Avrupalılar falan yazmıyor diye. Japonca tweetler üst tarafa çıkmış galiba. Konami diyor ki Japonca veya İngilizce oyuncu adını yazın. İstediğimiz oyuncuların isimlerini buraya yazıyoruz. İleride bunların yüksek seviyeli mor kartları gelecek. Dediğim gibi oy vermesek de bu hediyeden yararlanabileceğiz. Herkese bir tane top açma hakkını verecek. Ama bu da Mart sonundamış. Konami Mart sonunda bunun geleceğini söylüyor. Şimdi biz oyları vereceğiz bu hafta. Sevdiğimiz oyuncuların isimlerini yazacağız. Ta Mart sonuna kadar bekleyeceğiz. Demek ki oyunu da çıkaramıyorlar. Mart sonunda bu geleceğine göre. Biz top açılımları yapacağız, bunlarla oynayacağız derken oyun ne zaman çıkacak? Yeni oyun bilinmemekte. Zaten yakın zamanda da Konami yetkilisinin bir bazı açıklamaları vardı bir yayıncıya. Orada da yakın zamanda çıkacakmış imajı çizmedi. Sanki oyun biraz geç çıkacak gibi bir havaları var. Sizler kime oy verdiniz ya da oy vermek isterseniz yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.